bir şey. Maceracı yazıyor ya, çok, hoş, çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben bugün burada size bir hikayeyi ters tarafından anlatacağım. E, bilirsiniz işte hepiniz o kitaplardan okumuşsunuzdur. Başarılı olmanın sırları. Başarıya ulaşan 6 adım, 8 adım, 11 adım. E, tabii tabii ilerler onlar böyle. Bir de onlar işte çıkarlar, konuşmalar yaparlar. Başarılı şöyle olunur, böyle olunur. Ben de size başarısız nasıl olursunuz ve bundan nasıl büyük bir keyif alabilirsiniz? Bugün bunu anlatacağım. İsmim Dilek Ergül. İyi akşamlar diliyorum. 8 <laughs> yaşındaydım. Anneme ben Atlantik Okyanusu'na gideceğim dedim. Bir de Mars'a gideceğim dedim. Annem Atlantik daha yakın. Sen en iyisi oraya git dedi. Oraya gittim. Gittim, gittim. Lise mezunuyum. 44 yaşındayım. 26 yıldır çalışıyorum. 26 yılın sonunda kendime dedim ki, Dilekçim tamam çocuğu da büyüttün, oğlum var 22 yaşında. Sizlerin de çocuklarını, benim de çocuğum, Allah uzun ömürler versin. Ve dedim ki tamam burada bitir, çık hayalini gerçekleştir. Benim çocukluk hayalim Atlantik Okyanusu'nu bir yelkenli tekneyle tek başına geçmekti. Ve 2008'de kendi kendime bu kararı tamam yapıyorsun dediğimde cepte para yok, ee, orada bir okyanus zaten var ama tekne yok. Tamam da ya dedim olacak bu iş. Bir şekilde kotardık. 9 metrelik güzelim teknem Simina. Aynı zamanda 3, 3 yılda onun içinde yaşamıştık. Evimizdi ailece. 9 metrelik bir tekneyle bir gün ben yelkenli yani e, bir tekneyle Atlantik Okyanusu'na açılma kararı verdim. Ama o ana kadar, bakın o kadar kolay bir şey değil. 3 yıl boyunca hem çalışıyorsunuz, hem ailece bütün maddi manevi varlığınızı bir projeye ayırıyorsunuz hem de kemikleriniz, kaslarınız ağrıyor. Cumartesi pazarlarımız çok eğlencelidir, tavsiye ederim. Pastacılığa ve zehirli boya atımı efendim. Hatta bir dahaki sefere proje devam ediyor, anlatacağım. Size bu konuda yardıma bekliyorum hepinizi. Yine pastacılığa, bir pazar günü ve ellerimizin durumu. Ve yağmurlu bir havada çamaşır günümüz. Dışarıya saramadığımız bütün çamaşırlar ve ben artık suya doymuş vaziyetteyiz. Ve Deniz, ben bu konuşmanın sonunda size bir soru soracağım. Hayatınızın, yaşamınızın neresindesiniz? Ne hissediyorsunuz sorusunu soracağım ama henüz sormayacağım, sonra soracağım. Okyanusun ortasındaydım. Harkuladeydi. Bakın, üç yıl, her şeyle bir hayali ortaya çıkarabilmek. Kariyerinizin falan ortasında tamam ben gidiyorum geleceğim bir ara deyip iş yerinize ara vermek. Hele hele bunu sıradan çalışan bir anne olarak yapabilmek çok büyük bir çaba gerektiriyor. Çok büyük bir çaba gerektiriyor. Dedim ki kendi kendime bencil bir denizci olmamalıyım. Ben bu projeyi aynı zamanda sosyal bir sorumluluk projesi haline getirebilmeliyim ve e, belki de diğer çocuklar e, ve başka insanlar için kullanabilmeliyim. Aklıma kız çocukları ilk etapta geldi ve bu bizim ülkemizde okuyamayan kız çocukları olduğunu fark ettik. Hem de sayıları düşündüğünüzden çok çok daha fazla. 12 yaşındaki kızların gelin edilmeye çalışıldığı bir coğrafyada kendimize düşen görevi yapmamız gerektiğini düşündük. Ailece ve gidip Darüşşafaka'nın kapısını çaldım. Dedim ki param yok ama çevre var. Enfes bir proje var. Gelin bu projeyi birlikte işleyelim ve bir sürü çocuğu sizin okullarınızda okutabilmenin yolunu açalım. Bu proje de başladı. Şimdi iş var, tekne var, bir de böyle bir proje var. Gününüz geceniz full dolu ve siz hayalinize yola çıkmışsınız. Atlantik Okyanusu'nun ortasındasınız ve bir kaza geçiriyorsunuz. Ne yazık ki hayalimin 4200. milinde, Capo Verde Adaları'ndan e, aşağı yukarı iki gün uzaklıkta, neye çarptığımı bilmediğim bir cisme çarptım, neye çarptığımı bilmiyorum ve teknem Simina'yı terk etmek zorunda kaldım. Beni bir kargo gemisi okyanusta kurtardı. Hayalin sonu. Başarısızlık. Şimdi. Yok yok bir dakika. Dur başarısızlık. Hanımlar hemen destek veriyor. Ben biliyorum çok seviyorum sizleri. Başarısızlık efendim yüzleşiyoruz bununla. Bu kısım çok önemli. Bir kere bir tek ayak üstüne gelirsiniz Türkiye'ye döndüğünüzde cezayı bekliyorum. Niye? E şimdi dur büyük denizciler var, bu konuda fikir sahibi olacak olanlar var, bilgi sahibi olacak olanlar var. Size var ya, haha neler yapacaklar biliyor musunuz? O kadar kızgınsınız ki. Bakın yıllarınızı vermişsiniz, bütün paranızı pulunuza harcamışsınız. Bu arada benim evim yok, arabam yok, hiçbir şeyim yok, bir tane hayalim var. Ve birileri çıkıp size başaramadın arkadaşım diyor, o kadar ağır gelecek ki bu size. Yol boyunca konuştuğum pek çok genç insan, yerli ya da yabancı, hep aynı şeyden muzdariptiler. Tamam bir proje yapalım, hayallerimizin peşinde koşalım da e, ya başaramazsak ve insanlar ne der? Ya düşünün en büyük korkuları bu. Hayalleri var ama yapmıyorlar. Ya da sessiz sedasız yapıyorlar. Aman ha insanlar ne der? Ne derlerse desinler. Ne diyeceklerini size söyleyeyim. İlk önce çok kızacaksınız. Kendinize değil onlara. Ama, ama, ama haksızlık bu. Sonra inanmaya başlayacaksınız. Şaşıracaksınız, inanacaksınız. Evet suçlu olduğunuza, başarısız olduğunuza inandıracaklar sizi. İnandıracaklar mı? Hayır inandırmayacaklar. Tekrar yapacaksınız. Ayağa kalkacaksınız. Ve o en güzel kısım başlıyor işte hayatınızdan. Bakın. Her birinizin hayalleri olduğunu biliyorum. Güzel hayaller. İrli ufaklı hayaller. Gözlerinizi kapattığınızda çocukluğunuzda olmak istediğiniz hayaller bunlar. Hepinizin benim de öyleydi. Başarısız olabilirsiniz. Dünyanın en zevkli kısmıdır başarısız olmak. Sizi her şeyimle temin ederim ki başarısız olduktan sonra ayağa kalktığınızda, tekrar güçlendiğinizde dünyanın en büyük özgürlüğünü yaşayacaksınız. Bu özgürlüğü size hiçbir üniversite, hiçbir şirket, hiçbir para ve hiçbir mevki veremiyor olacak. İşte o en güzel kısım başlayacak. Hayatınızda bazen fırtınalar olacak. Ne olmuş yani? Ama bazen güzel dostluklar. Bazen harika gün doğumları ve harika gün batımları. Okyanustasınız. Hayal edin. Sadece siz. Kendi okyanusunuzu bulun. Kendi okyanusunuzun adını koyun. İlla denizler dağlara tırmanmak, bir şeylerin rekorlarını kırmaktan bahsetmiyorum. Bir limon ağacı dikmekten bahsediyorum. Başlanabilir ve başka insanlara bu hayallerin kapısını açmaktan bahsediyorum. Şu anda bu projeden elimde kalan harika anılar, parasını 10 yıllık eğitim parasını hem de toplayabildiğimiz iki tane güzel kız çocuğumuz, ki bu seneki sınavda Darüşşafaka'ya Şafaka seçilecekler ve hepiniz belki de basından da onları tanıyacaksınız. Ve çok 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 güzel dostluklar var. Suyun olmadığı bir yerde su taşımama yardım eden yabancılar. Gelen ve seninle yelken yapan, seninle hayatı paylaşan harika evlatlar. Ve bana dünyanın en güzel dostunu tattıran sevgili teknem Semina. Bakın en büyük yalan şu, başarı. Başarıya da başarısızlık diye bir şey aslında yok. Sadece siz varsınız. Korkulacak hiçbir şey yok. Başarılı olduğunuzda ben oğlumu daha fazla seven bir anne olmayacağım gibi sizin anneleriniz de sizleri daha fazla seven anneler olmayacak. Başarısız olduğunuzda da sizlere kapılarını kapatmayacaklar. Bunu aslında hisseden ve belki de başarıyı da başarısızlığı da gözünüzde büyüten sadece sizler olacaksınız. Durmayın, devam edin. Çünkü birlikte olabilmemizin tek yolu durmayıp devam edebiliyor olmamız. Yolculuğumuzun sonu Rotterdam'a giden bir kargo gemisinde bitse bile. 8 yaşındaydım. Babam hiç unutmuyorum çok küçük bir balıkçı motoru almıştı. Pancar motor, bazılarınız bilir, gençler belki bilmez, par 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 çalışır. Aç bir tane şöyle balıkçı kayığı, 7 metrelik. İlk onun içine girdiğimde babama şey dedim, aa ben bunun içinde yaşayabilirim, harika bir yer burası. Ve ben bu hayali gerçekleştirdim. Onun için size bu öğüdü verebilirim. Gerçekten verebilirim. Ayağa kalkın. Hayallerinizin peşinde koşun. Hadi koşamadınız. Ya bari hayallerinin peşinde koşan insanlara destek olun. Bak bir sürü insan geldi buraya hayallerini gerçekleştirmiş olan, gerçekleştirme yolunda hala yürüyen o insanlara destek olun. Bir yerlerde var. Sizin içinizde o çocuk ben biliyorum. 5 yaşındaydınız, 6 yaşındaydınız, hatırlayın ilkokuldaydınız ve kız ya da erkek arkadaşınızla sokakta oynarken kuruyordunuz siz o hayalleri. Neden gerçek olmasın? Astronot olmanın yaşı var diye biri bir şey mi söyledi ya da bir mesleği? Ben kendime baktığımda yaşamımın neresinde duruyorum? Bir kere sistemin içinde durmuyorum. Durmak istemiyorum. Bana dayatılan ev, araba, zengin evlilik, pahalı elbiseler, marka ayakkabı ve çantalar. Yok yok, ben o kısımda değilim. Ben bunlardan uzak kalmak istiyorum. Olanlara saygı duyuyorum. Ama ben bunlardan uzak kalmak istiyorum. Ben kazandığım her deneyimi, buna para da dahil, paraya da bir deneyim olarak bakıyorum. Olmayan, eksik olan veyahut da ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak istiyorum. Bu sadece bir seçim. Yani dünyanın en büyük şirketinde CEO olabilirsiniz. Bravo, süper bir başarı. Harvard'lar bitirmiş, Oxford'lar bitirmiş olabilirsiniz. Ya çok güzel bir başarı. Ben bunu zaten karşısında değilim. Ben sizlere de demiyorum ki hadi arkadaş CEO bırak o imzaladığın kalemi. Ben çıkıyorum Tibet'e gidiyorum. Böyle bir şey değil benim dediğim. Gerçek bir dengeden bahsediyorum. Başarı ve başarısızlığın hayatınızda bir arada olduğu, her ikisinden de korkunç keyif aldığınız bir dengeden bahset bahsetmek istiyorum. Ve karşınızdayım. Lise mezunuyum. Tırnaklarımla o kariyere geldim ve yine o kariyeri ben bırakabildim. O kadar zordu ki. Tırnaklarımla bu projeyi ayağa kaldırdım ama öyle bir an geldi ki Bırakmak zorunda kaldım. Geldim, başarısızlığımla yüzleştim. Eğer oysa istedikleri toplumun e, bileşenlerinin benden beklediği şey oysa, evet yüzleştim. Ama elimden hayallerimi almalarına, beni korkutmalarına asla izin vermedim. Vermeyin. Eğitimli kadınlar, Eğitimli kadınların yetiştirdiği eğitimli erkeklere inancımı asla kaybetmedim, kaybetmeyin. Orada çocuklar var arkadaşlar. Bizlere ihtiyacı olan çocuklar. Bugün 3-5 bir şeyler maaş alan insanlar ya sadece sigara içmeyi bıraksalar, çok ciddi söylüyorum veya bir iki tane hakikaten çok da gerekli olmayan alışkanlıklarından vazgeçseler Bugün her birimiz birer tane çocuğu okutabiliyor olsak o çocukların hepsi şu okyanusu geçecekler. Ama gemide ama teknede ne fark eder? Şimdi size sormak istiyorum beyler bayanlar. Yaşamınızın neresindesiniz? Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.